Nihat'a karşı savundum. Bedeli bu mu olmalıydı? Kim? Kimi ya? Narin'i mi? Ne Narin'i be? Can. Gittiğimde Can'la Şadi'yi ***'yordu. Terbiyesize bak. Nasıl olur ya benim... Ay, elim ayağım kesildi şimdi. Anlatsana bana sen şunu doğru dürüst. Ya bu Şadiye oyun çekti bize işte. Zaten Deniz'e bileniyordu. Onun yüzünden ayrıldık diye. Ne oyunuymuş bu? Ya ben resim yapıyordum. Bu geldi arkadan sarıldı, öpmeler falan. Tam böyle git derken ayarlanmış gibi tak diye Deniz girdi. Anlatalım gidip Deniz'e her şeyi. Yok öyle bir şey diyelim, izah edelim. Ha, inanır, çok inanır gerçekten. Telefonumu bile açmıyor. O zaten benden vazgeçmeye hep hazır. Yani öyle bir pozisyonda görünce hani sen de ne bekliyorsun, ne düşünmesini bekliyorsun? Ya tamam bir şey beklemiyorum da yani ne bileyim en azından beni bir dinlesin, bir inansın. Yani sevgililer böyle yapmaz mı? Birbirini dinlerler, güvenirler. Bizde yok tabii öyle hikayeler. Can, bana bak. Bu Şadiye çok mu aşıktı sana? Yok ya, yani sağ olun. Ya öyle sıradan normal bir ilişkimiz vardı bizim yani sakince ayrıldık. Biraz kızmıştı da, sanma. Tamam. Tamam, bekleyelim biraz Deniz sakinleşsin, tamam mı? Ben gidip kendim konuşacağım Şadiye ile, halledeceğim her şeyi. Şadiye bu işi batırdığı gibi kendi temizleyecek. Allah'ım, kim bu insan? Kim benim kardeşim, hiç bilmiyorum. Kim bu insanlar ya? Ha, sen yine paraşütle indirdin hepsini tepeme. Tamam, tamam. Ben halledeceğim bu işi. Sen sakin ol, hiçbir yere kıpırdama, tamam mı? Benden haber bekle, arayacağım ben seni. Narin, hoş geldin kızım. Merhaba Ümmü abla. Kızım hoş geldin. Ben sana bu işten uzak duracaksın demedim mi? Sen ne akla hizmet gelip işe burnunu sokuyorsun? Irmağa tehdit falan ediyorsun. Şimdi sana dava açsa, sürünsen hapiste ne olacak? Kızım o kadar da değil. Bizim elimizde armut toplamıyor. Ben sadece kızlarıma yardım etmek istedim. Bunda bir şey yok ki. Ya bunca yıl aklın neredeydi? Bizi ortalık yerde bırakıp giderken düşünmedin kızlarını da. Şimdi mi aklına geldi yardım etmek? Böyle mi affettireceksin kendini? Çok geç baba, çok geç. Anlamıyor musun? Uzak dur bizden. Benim işlerime karışma. Bak kızım, beni iyi dinle. O Babil hiç gözüm tutmadı. Küçükken de itti. Şimdi yemin ediyorum kuduz köpek gibi olmuş. Allah'ını seversen bırak yardım edin kızım size. Biz başımızın çaresine bakarız. Benden de, Şadiye'den de uzak duracaksın. Anladın mı? Sakın. Bak, eğer benden bir şey koparmaya falan çalışıyorsan boşuna uğraşma. Avucunu yalarsın. Kızım sen ya... Yazdın şandı. Sana müstahak be Recep. Kız sana 50 defa söyledi. Karışma işime baba dedi ama sen hiç dinlemiyorsun ki. Gidiyorsun hep burnunun dikine. Bir ümit işte ya. Dedim onlar için bir şeyler yaparsam dedim affederler dedim ama. Nasıl nefretle bakıyor gördün mü? Ama vurmak karısı. Bak yemin ediyorum bundan sonra benden çekeceği var. Eğer onu paramparça etmezsen benim adıma Recep demesinler. Yemin ediyorum onu parçalayacağım bak. Şadiye! Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın Şadiye bunu? Neden? Sessiz sedasız ayrılığı kabul etmişsin işte. İntikam aldın eski sevgilinden. Ne oldu? Ne geçti eline?
kadar böyle şeyler yaparlar ablacığım. Ya var ya, zaten gıcık oluyordum o karıya ha. Çok güzel oldu be, çok böyle tam isabet oldu yani. Ay birbirine girmiştim böyle ortalık. Necat abi! Ulan sana bu kızı yedirtmem biliyor musun? Bana bak, bir daha böyle davranırsan kemiklerini kırarım senin. Bunca yıldan sonra bu mu reva gördüğün ablana? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen bir burada geldin, çöreklendin kızın evine tabii. Sen yiyeceksin değil mi bütün parayı? Şadiye. Şadiye bana bak, sabrım taşıyor. Sabrım taşıyor. Fırat, Naren'i bu kızın elinden kurtarın oğlum. Tamam abi, sen git eve, ben geliyorum. Ne oluyor kızım? Kıyamet kopmuş, Can aradı. Ne yapmaya çalışıyor kardeşin? Çocuğun dünyası kararmış ya. Merhaba. Atif ben ablanın arkadaşı. Ben de çok memnun oldum. Nasılsın Şadi? Ha. Şimdi kadro tamamlandı ya. Tam kadro burada olduk yani. Abla sen ne yapıyorsun ya? Bunların böyle ikisini beraber falan mı idare ediyorsun ya? Bir de bak bana diyorlar ya, işe bak. Aa, esprili kız ha, sevdim. Hadi bakalım. Şimdi Deniz'in yanına gidiyoruz. Güzel güzel bu neden yediğini anlatıyorsun. Ha. Sen bu suratı aldın mı? Belli etmem ama gerçekten sinirliyimdir. Bak tatlım, bu deveyi güdeceksin. Biz burada bu kadar adamız. Seni bir şekilde toparlayacağız. Şimdi güzel güzel birime geliyor musun? Ha. Şimdi ne yapacağım? Can'la karıyı barıştırmak için hiç işim gücüm yokmuş gibi oraya gideceğim ben. Öyle mi? Cık. Olmaz. Eğer dediklerimi yapmazsan emin ol bir daha ablanı ömür boyu göremezsin. Bir ailen olabilir. Bir seriflerin altına yatmaktan daha iyi bir seçenek sanırım ha. Senin niyetin belli. Rezillik çıkartacaksın. Ablanı harcayacaksın değil mi? Yalnız biz ona müsaade etmeyiz. Hadi. Zorla mı götüreceğim? Bilmem. Deneyelim. Senin ki bu tiplerin dinden iyi anlıyor galiba. Allah'ım sen kurtar beni bu kabustan. Sen kurtar. Sabırlı ol biraz. Yaşadığı onca şeyden sonra travma yaşıyor belli ki. Öfkesi ondan yani. Onun yaralarını sararım Fırat. Gücüm yeter mi buna? Fırat bir ev bulmam lazım. Burası küçük. Olmaz böyle. İki kişi yeniden bir hayata başlarız. İyi hissederiz kendimizi ha? Kendine ait hissetmeli. Böyle kanepelerde falan olmaz. Tamam bulurum ben sizi ev. Sen sıkma canını artık yeter. Her şey yoluna girecek Narin. Söz veriyorum sana. Fırat ya. Şadiye bambaşka biri olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.